Belli. Hocam ben işte bir kursa kayıtlı oldum. 50 saatte seni B1'e getiririz dediler. Hani yapmayın ya. 50 saatte kim B1'e geliyor? Hani bizim sadece A1'deki benim çektiğim videolar. Hani bunun yanında haftada 46 oturum canlı ders var. 46 oturum canlı ders şey demek. 100 saat ders demek. Hani kişinin yapması gereken zaman yatırımını sen düşün. Gerçekten A1'i bitirene kadar. Video konulmuş oraya kişi tarafından. İzliyor öğrenci. Kafasına takıldığında soru sorabileceği kimse yok. Hani bize Evet. şey geliyor. YouTube'dan çalıştım. İşte şu seviyeye geldim YouTube'dan. A2'ye geldim, B1'e geldim. Seviye tespiti yapıyoruz. Hani B1'e geldim YouTube'dan diyen birisi için A2 bile çıkmıyor. Ben A2 kendimi sınıfında B1 sanıyordum hocam. yani şey bir düzen olmadığı zaman, sana yönelik bir program olmadığı zaman, yani senin öğrenme biçimi bilinmediği zaman sen ucundan izleyip kendince, kendi tecrübenle o anda yorumlayacaksın. Yanlış da yorumlayabilirsin, yanlış da öğrenebilirsin. Bir şey sanıyor sanki, hani hata yaparsam ben hapse gireceğim, hata yaparsam işte beni dövecekler. Yok öyle bir şey. Hani zaten en doğal şey hata yapmak. Ve hata yapmazsan, içinde kalırsa, hep konuşmazsan gelişmiyor. Abdurrahim, hoş geldin diyorum. Hoş buldum hocam. Zamanı ayırdığın için teşekkür ederim öncelikle. Böyle bir tanımak isteriz seni. Abdurrahim kimdir? Neler yapar? Almanca ile ilgili hedefi nedir? Merhaba hocam, hoş bulduk. Abdurrahim kimdir? Hocam Abdurrahim 19 Mayıs Üniversitesi'nden özel eğitim bölümünden mezun olan, şu anda devlette öğretmen olarak çalışan, aynı zamanda son 1-1,5 yıldır da iyi kötü Almanca öğrenmeye çalışan, bunu da Alfa Almanca'yla daha bir ileri bir çıtaya taşıma hedefi olan biridir. Bir buçuk iki sene söyledin değil mi Almanca ile Bir ilgili? buçuk yıl oldu hocam, rahat oldu evet. Tamamdır. Peki daha önce Alfa'dan önce bu arada şey olmuş muydu? Kurs tecrüben olmuş muydu? Hatırlamadım onu. Hocam kurs tecrübem şöyle, eşim katılıyordu hani. Ben de ders kayıtlarından bakıyordum o şekilde yani. Ve ama o Anladım. da verimli olmuyordu hani, direkt interaktif katılamadığım için. Sadece dinlemiş oluyordum hani. Eşime soruyordum Alfa dışından anlamadığım bir yerlerde. kurs değil mi? O, Alfa dışından bir kurstu. Alfa dışında bir kurstan evet. Bugün de şey bir durum geldi de bununla ilgili. Bir öğrencinin başka bir öğrenciye bizim videolarımızı izletmesi gibi bunu yakaladık. Ya Evet. tabii biz öyle şey değiliz, hani engelleyici değiliz ama etikte bulmuyoruz sonuçta. Evet. Yani öyle değil. Neyse problem değil. Aslında asıl problem kısmı, ben hani etik olmaması ile ilgili olarak öğrenci olmayıp izleyen kişi için kafa karıştırıcı bile olabilir. Sen ucundan izliyorum dedin. Hani şey bir düzen olmadığı zaman, sana yönelik bir program olmadığı zaman, yani senin öğrenme biçimi bilinmediği zaman sen ucundan izleyip kendince, kendi tecrübenle o anda yorumlayacaksın. Yanlış da yorumlayabilirsin, yanlış da öğrenebilirsin ve yanlış öğrendiğin bir şeyi değiştirmek zaten çok zor. Hani Hocam yanlış... zaten faydasından çok yani zararı oldu demeyeyim de, ya da nötrlemiştir yani. O neredeyse hiç verim almadım hani. Yani o yüzden ben genel olarak, hani kişisel yaklaşım olmadığı zaman, hani birebir interaktif soru sorabileceğin kişiler olmadığı zaman çok şey yapmayacağım. YouTube işte video konulmuş oraya kişi tarafından, izliyor öğrenci. Kafasına takıldığında soru sorabileceği kimse yok. Hani bize Evet. şey geliyor. YouTube'dan çalıştım. İşte şu seviyeye geldim YouTube'dan. A2'ye geldim, B1'e geldim. Seviye tespiti yapıyoruz. Hani B1'e geldim YouTube'dan diyen birisi için A2 bile çıkmıyor. Ben A2 kendimi sınıfında B1 sanıyordum hocam. yani işte, A2, aynen konuşmuştuk bunu değil mi? Aynen A2 B1 için kayıt olan birini tam A2'den başlaman gerekiyor dediğimizde A2 sınıfına koyuyoruz ve yine orada bile zorlanıyor. Hani bu Evet. sefer bu sadece seviye ile ilgili sınırı, oluşturulan sınırı aslında orada B1. Oradaki yani YouTube'a koyan kişi A2, neye göre A2, kime göre A2? Hani herkesin kendine özel bir yol haritası var, belirli bir yeterlik seviyesine gelmesi lazım ve bizim yani referans şu olması lazım. Almanya'da geçerli bir sertifika sınavını geçme kabiliyetinde olma ve genel Almanca'ya hakim olma o seviyede. Hani sadece konular bitti diye, hani konuşmuştuk zaten bunu da. İşte o konular bitti diye A2 ya da B1 olmuyorsun. A2 dil bilgisi konuları bitti diye A2 olmuyorsun. Şimdi dil bilgisi konularını bilsen bile bunun bir de pratiğe dökme kısmı var. Hani dil bilgisi konu mesela okuduğunu anlıyorsun diyelim. Ama okuduğunu anladığın kadar konuşamıyorsun. Hani dilin pasif kısmı, okuduğunu anlama kısmı, hani aktif kısmı, konuşma yazma kısmı birbiriyle eşit değil. Sadece işte YouTube'dan input, izledin, 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 teori kısmını öğrendin. Bunu kullanamadıkça, kafana takılan soruları soramadıkça o dille ilgili durumu edinemiyorsun. Hani bilmek ayrı, edinmek ayrı ve kullanmak ayrı. Ya son zamanlarda yine denk geliyor böyle durumlar da.
Hani aklıma gelince şey yapayım dedim, açıklayayım dedim. Ki zaten yani bu röportajın amacı da aşağı yukarı bizim işbirliğimizle ilgili ve dürüst şeffaf bir şey olacağı için hani ben de burada biraz da şeyi de aktarmak isterim. Dile yaklaşımımı vesaire aktarmak isterim ki zaten profilimde görünüyor. Öğrenci başarıları, öğrenci yorumları vesaire ve zaten seninle de uzun süredir çalışıyoruz ki sen ilk zamanlarda aradık, konuştuk, yol haritası çizdik sana. Onun dışında şimdi daha önce yani normalde bu röportajları ben bizde başarı elde etmiş öğrencilerle hani daha çok yani sertifikayı almış, başarıya ulaşmış, elle tutulur bir şey var. Demek ki tecrübesi geçerli. Onlarla yapıyorum ama senin durumun biraz farklı. O yüzden yani sormak istediğim şu, Alfa Almanca içerisindeki tecrüben nasıl? Hani bu tabii ki yani spesifikleştirmeyeceğim soruyu. Alfa Almanca ile ilgili tecrüben şu ana kadar nasıl Abdurrahim? Ve ne zamandır bizlesin? Hocam ne zamandır yine Eylül sonunda yazıldığımı hatırlıyorum. Yani 2023 Eylül. Kasım, Aralık, Ocak. Evet. Dördüncü aya girmişiz. Hocam şu ana kadar tamamen bir güven hissi var. Yani dil öğrenirken hani takıldığımda, bunaldığımda ve sıkıldığımda birilerine bir şey sorma imkanının olması ve en güzeli de benim en çok beğendiğim o, ben işte B2'ye kadar aldım. A2'den B2'ye kadar aldım. B2 sertifikası, hani ben hatta C1 hedefliyorum. C1 sertifikası alana kadar kurs bitmeyecek. Bunun acayip bir güveni var. Ve sizle işte konuştuğumuzda da hocam şunu söylemiştiniz. Hani bir hedef koyun ki yoksa uzadıkça uzuyor ve uzadıkça da daha da bir çetrefilli hal almaya başlıyor. Çünkü aynı konuları sürekli tekrarlama durumuna giriyoruz. Ve hocam ben o hedefi de koydum ama İşte bizim bu durumlardan dolayı, dikkat şeysinden dolayı birazcık ben gevşettim işin aslı ve Şubat 20'ye ben B1 sertifikası için TELK merkezinden şey aldım, randevu aldım. Şubat'ta inşallah sınava gireceğim. Bir aradaki o B1'i alayım en azından oraya gittiğimde. Yani tahminimce Nisan, Mayıs ya da en geç Haziran'da oraya gitmiş olurum diye düşünüyorum. Oraya gittiğimde bir başvuru yapacağım zaman bir belge elimde olsun. Hani konuşabilseniz de orada yine bir başvurularda o belgeyi istiyorlar. B1'in de güzel bir düzey olduğunu düşünüyorum. Ve eşimle de son 10 gündür 15 gündür falan çalışıyoruz hocam. Şeyle işte konuşma pratikleri yapıyoruz. Size de yazmıştım hatırlarsanız, ben hocam A2'den B1'e geçtim. Kurum içi sınavı başardım ama ben hiç öyle hissetmiyorum. Yani her şeyi de unutmuş gibi hissediyorum dedim. O dönem bir 15-20 gün ben biraz rolantiye aldım. Yavaş yavaş, hani B1'e çok böyle hızlı giriş yapmadan biraz eski konuları tekrar ederek falan. Ve hocam eşimle konuşma yapmaya başladık. Konuşuyorum, bayağı konuşuyorum yani, cümle kuruyorum. Eşim bana Odaklı. bakıyor. Sen diyor bir ay önce diyor bir şey yoktu diyor adam akıllı. Ya ne oldu diyor, ne yaptın diyor. Bilmiyorum ki diyorum. 20 gündür adam akıllı da çalışmıyorum ama bir artık sindirme durumu mu? Şey durumu mu? Fakat hocam şöyle bir gerçek de var. Kursta ben hocam ödevlendirmeler, modül sonu işte mail ödevleri, derslerdeki kitaptan işlenilen konuların ödevleri, onun dışındaki hazır ödevler yani dil bilgisi ödevleri, bunların hepsini ben çok yoğun bir şekilde yapıp çalışıp tekrar edip, yani günlük okul olduğu zaman 4 saat, 5 saat ortalama. Hani kimisine belki az gelebilir bilmiyorum ama benim için müthiş bir süre. Hafta sonu da 6 saate kadar böyle verimli çalışabiliyordum. En azından bir 7 ders falan, 40 dakikadan 7 ders, 8 derse kadar. Hani ödev yapıyordum, mail yazıyordum. Onun dışında dersi dinliyordum. Bırakıp tekrardan işte tekrar ediyordum falan. Bu şekilde hocam gelip baktığımda aslında çok acayip yüklemişim. Bunun yanında canlı interaktif derslere de katıldım ve o derslerde de ufak ufak hani ya hiç konuşamıyorum, bilmiyorum bu neymiş ki? Ya ben A2'deyim ama A1 bile söyleyemiyorum dediğim şeyleri ufak ufak çabalayarak, işte hocaların da birçoğu derslerde sağ olsunlar girdiklerinde ilk 5-10 dakikayı genelde günü anlatır. Hani ne yaptınız? Anlatmak isteyen var mı? Bugün ne yaptın şeklinde. Hani bunları diğer insanların da olduğu bir grupta anlatmak acayip bir böyle hocam işleme yapmış. Yani bunun Bir de bu sözünü böldüm, kusura bakma Abdurrahim. Şöyle bir durum da var.
Hani yine aynı yere geldik, döndük dolaştık. Hani dil bilgisi bildiğin zaman dili edinme durumu ya da kullanabilmek anlamına gelmiyor. Yani dil bilgisi bildiğin zaman onu kullanabileceğin anlamına gelmiyor. Onu da hani bizim psikolojik açıdan mükemmel konuşmayacaksak konuşmayalım. Böyle bir baskı var üzerimizde. İlkokuldan beri hani İngilizce'de de böyleydi. Hani hiç konuşmadık bu sefer. Şimdi şöyle bir durum var. Ben en başta anlattığım şey, arkadaşlar hata yapmaktan korkmayın. Zaten hata yapıp hatayı düzeltip öyle gelişeceğiz. Şimdi şöyle garip bir nokta daha var dil öğreniminde. Sen dil bilgisi kısmını ne kadar doğru bilsen de hani zihninde konuşurken hata yapıyorsun. Bak bildiğin konu üzerinden bile hata yapabiliyorsun. Hani ve şöyle bir durum var. Cümle ağzından çıkıyor bildiğin konuyla ilgili. Hatalı çıkıyor. Cümle çıktıktan sonra he, bunu hatalı söyledim. Hani kendin bile, öğretmen olması bile bazen kendi kendini düzeltebiliyorsun bu konuyla ilgili olarak. O yüzden yani aslında konuşmanın, yani dilin aktif kısmının gelişmesinin şeyi, tek yolu ya konuşmak. Ve kendine sen konuştukça bunu hani zihin de şey yapıyor. Konuşabiliyorum. Hata yaptım ama problem değil. Düzelteceğim. Hani düzelteceğim de düzeltiyorum. Onu düzelttikten sonra bir şey sanıyor sanki. Hani hata yaparsam ben hapse gireceğim. Hata yaparsam işte beni dövecekler. Yok öyle bir şey. Hani zaten en doğal şey hata yapmak. Ve hata yapmazsan, içinde kalırsa, hep konuşmazsan gelişmiyorsun. Hani durum tamamen bu. Hem kendine de kanıtlıyorsun konuştukça. Adım adım motive de oluyorsun. Hata yaptığında düzeltiyorsun ki bu çok normal bir şey. Devam ediyorsun öylelikle. Şimdi buraya kadarki konuları devam edeyim, yoksa senin değinmek istediğin nokta var mı? Birkaç not Hocam aldım. yine o derslerden biraz bahsetmek istiyorum. Hani o dediğim işte ilk 5 dakika 10 dakika bir günlük konuşmamızı anlatmamıza hocaların buna ayırması gerçekten etkiliydi ve inanın ben 7-8 defa falan yapmışımdır hocam anca. Ama ilk yaptığımda ben sabah uyandım diyemedim. Yani Almanca sabah uyandım erken uyandım bile adam akıllı diyemedim. Ardından işte okula gittim. Sonra Das war alles dedim kapattım. Bu kadar dedim kapattım yani. O kadar yani ilk başladığımda o kadar şeydi. Sonraki 7-8 defa bile bunu yapmam bende ayrı bir gelişim ve değişim olmasına vesile olmuş. Hani ve hocalar da sağ olsunlar konuşamasak bile şey yapamasak bile sürekli destekliyorlar. Çok güzeldi, çok iyiydi şeklinde. Öğretmen olduğum halde, bunları bildiğim halde yani bunlar geri dönüktür şeydir ama ona rağmen ayrı bir motive ediyor. Yani bir çocuk şeyine bürünüyorsunuz hani o durumda. O gerekir zaten ya. Bizim diyorum ya, hani genelde bardağın boş tarafına bakıyoruz, dolu tarafına değil. Hani ve kafada hep stres yaptığımız şey bardağın boş tarafı. Aslında dolu tarafı da var. Yani yapabiliyorsun. Yani o konuda insanın işte konuşmasıyla ilgili kendine de kanıtlaması gerekiyor durumu. Hani kanıtladıkça kendine özgüveni de geliyor. Özgüven de işte o doğrultuda gelişiyor zaten. Ama aynen, ya yani ben de teşekkür ederim burada arkadaşlarıma. Herkes özverili arka planda. Kendilerini tanıdığım için aslında, yani hepsi dil bilim. Yani şöyle bir durum var. Özellikle bazı öğretmenlerde öğrencilere öğretmeyi zaten seviyorlar. Ama o konuyu hakkında konuşmayı seviyorlar zaten. Dili hakkında konuşmayı, olay o. Hani onu, o dil bilimini, dili, Almancayı onu sevdikleri için aslında hani bir yerde kendileri için de anlatıyorlar aslında. Onu anlatırken tatmin oluyorlar çünkü. Ve o konu hakkında konuşuyor, tatmin oluyorlar. Ben mesela Taylan hocamızla, Beybir'de, Orkun hocamızla oturup konuştuğumda hani dil bilimine geliyor konu. Hani ben Hamburg'da yine öğrenci yurdunda kalırken Taylan hoca geldi ziyaretime. Çay yaptık. İlk defa orada yüz yüze görüşmüştük. Öyle denk gelmişti. Girdiğimiz konu direkt dil bilimi. Hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun, hedef nedir, işte Hamburg'da neredesin vesaireden ziyade direkt tak çaylar yapıldı, dil bilimi konuşuyoruz. Hani konu şey tamamen yani, hani nasıl, çok basit, futbol konuşuyor. Oturuyorsun bir yerde mesela masada, kişiler nasıl futbol konuşuyorsa bizde de o durum var. Hani Almanca'ya geliyor konu. Direkt oraya geliyor. Oradan konuşuyoruz bilim alanlarını vesaire. Neyse. Hani ben onu seviyorum aslında. Hani zorunlu olarak görmemelerini. Yani ki onun için de elimden geleni yapıyorum. Her öğretmen kendi materyalini seçmekte özgür. Yani burada sadece öğrenci tarafından değil, öğretmen tarafından da bakılması gerekiyor. Hani yani geçen anda hocayla da konuştuk. Alican dedi, ben sana her derse girdiğimde teşekkür ediyorum dedi. Hani sen bize bir şey dayatmıyorsun ve bizi özgür bırakıyorsun. Ve yani diğer kurumların da zaten, diğer kurumlar diyor ki işte bu kitap 40 saatte bitecek. Kardeşim 40 saatte bitti ama hani öğrenci birincisi zaten o seviyeye gelemiyor. Kitap bittiği için A2 olduğunu diyorlar. İkincisi öğretmene bir baskı ve öğretmen zeval altında kalıyor. Hani yukarıdan şey geliyor, mesela bir öğrencimiz vardı, şunu söyledi. Hocam ben işte bir kursa kayıtlı oldum, 50 saatte seni B1'e getiririz dediler. Hani yapmayın ya, 50 saatte kim B1'e geliyor? Hani A1 de, yani bizim sadece A1'deki benim çektiğim videolar, hani bunun yanında haftada 46 oturum canlı ders var. 46 oturum canlı ders şey demek, 100 saat ders demek haftada. Hani 100 Sadece saat bazında. Hani bu
Bir de bunun yanında videolu eğitimler var, kayıtlı. 40 saatte video var. Bunun ödevleri var. Her videodan sonra ödevler var. Hani kişinin yapması gereken zaman yatırımını sen düşün. Gerçekten A1'i bitirene kadar. Ha tabii bizim canlı derslerin hepsine o 46 saat mesela katılmak zorunda değil. Öğrenci istediğine katılabiliyor ihtiyacı olsun. İkisine, üçüne, dördüne, kafasına göre de onuna, zamanına göre. Ama hani yani B1'e kadar 50 saatte gelmeyi söyle yani 50'ye kadar B1'e getirebileceklerini söylemişler. Sonrasında içeriye almışlar. İçeride öğretmen demiş ki ya ben seni nasıl 50 saatte öğreteyim? Hani İşin ticari kısmı ile hani şey kısmı uyuşmuyor. Bu sefer öğretmen zeval altında kalıyor. Hani o yüzden aslında sektör içerisinde öğretmenlerin üzerine çok büyük bir baskı var. Ben zaten bunu görüyordum. O yüzden de zaten öğretmenleri tamamen hani tabii ki belirli bir referansımız var. Öğrencinin başarısı. Onun yanında öğretmenlerin de kendilerini gerçekleştirebileceği şekilde ben her zaman söylüyorum. Arkadaşlar kendinizden de baharatlar katın içeriye. İşte o zaman daha motive oluyor insan. O zaman baskı hissetmiyor. O zaman isteyerek yapıyor. Hani olay sadece öğrenci tarafı ile ilgili de değil. Onun Buna dışında... ekleme yapmak istiyorum hocam. Benim hocam bundan dolayı kurs arama sürem 6-7 ayı falan geçti. Yani eşim diyordu bana işte kursa yazıl bak başlaman lazım artık. Ben diyordum ki Nikosfek yapıyorum ben. Hani Nikosfek'ten bakıyorum. Günlük konuşma onları taklit ediyorum falan filan. İşin aslı biraz da geçiştiriyordum hani. Ve hani biraz da katsın. Biraz da hani aşina olalım şeklinde. Ve hocam şimdi eşimin gittiği kursu biliyorum. Bana göre hiç değil. Ben çünkü çok tekrar yapmak zorunda olan biriyim. Kendimi biliyorum. Yani sürekli tekrar yapmak zorunda olan biriyim. Ezber derslerinde ekstra akademik başarım düşük. Yani şeyde de lisede de aynıydı. İngilizcem ortalama ve altındaydı. Mantığa oturtman gerekiyor. O Efendim? anlamda. He. Çok özür. Mantığa oturarak öğrenmen Evet gerekiyor. evet evet Evet. hocam aynen Evet. yani öğrenmem gerekiyor. Ezberleyip de hadi sınavı geçtim. Hiçbir zaman düşünmedim. Yani biliyorum evet o belge gerek, o sertifika gerek ama ben öğrenmek zorundayım diye hani bu yola çıkmayı düşündüğüm için 6-7 ay ben kurs diyordum hani söylüyordu şu kurs var bakıyordum. İşte sizin o dediğiniz var ya haftada 3 gün, 3'er saat diyordum. Yok. Direkt var ya hani yok edin yani direkt yok. Hani yok edin onları yok. Hani tam o kursun zaten ben onu 3 gün 3'er saatten dedim ya da bazen şey hocam 4 gün 3'er saatten var bir kurs o olur mu diyorlar. Diyorum ki böyle. Böyle oluyorum böyle. Yani mantığı şu. Zaman sınırlı olan herhangi bir kursa gitmeyin. Zaman Evet. sınırı varsa hani bu işle geç mantığı vardır. Kitap bitince bitecektir. Hani bunu zaman sınırını vur şey yaptı. Neyse buraya değineceğim zaten. Sen devam et ben yükseliyorum. O konuya açılınca yani tamamen ticaretin şeyi bu. Hani fiyasko hali. Bizim işte tarafta da ben dedim ya ticaret ve kurs tarafı. Ben mesela Muhammed Bey'in işine hiçbir şekilde karışmıyorum. İşin ticaret tarafıyla kendisi ilgileniyor. Eğitim tarafındayım. Tamamen böldük. Hani şöyle içeriğiyle dışarının çakışmaması lazım. Bana emin olmadığı yerde arıyor soruyor. Alican bu öğrenciye yardımcı olabilir miyiz? Hani anlatabiliyor muyum eksilim? Evet. Ya diğer kursa kıyaslıyorum 50 saatte öğretir sana gel gel içeriye. Öğretmen sadece nasıl öğreteceğiz? Hani ticaret tarafı da eğitim tarafı da uyuşmuyor bu sefer. Evet. Hani bir de şöyle biz yani köprü var. Hani şöyle düşün Muhammed Bey burada. Ben buradayım. Hani Muhammed'le aramızda telefon görüşmesi sürekli. Köprüden geçireyim mi bu öğrenci? Yardımcı olur muyuz? Yoksa uğraşmayalım. Hani ne o bir zaman kaybetsin ne biz zaman kaybedelim. Hani neyse. Evet. Devam edersin Abdurrahim ya. Yani hocam sonra işte o ara bir dil kursu muhabbeti çok fazla dönmeye başlayınca biliyorsunuz Google algoritması, Instagram algoritması kursları önümüze çıkarmaya başladı. Hani geziyorum. Bir baktım işte Alican Hoca işte iddialı iddialı konuşuyor. İlk olumsuz baktım ben. Dedim çok iddialı konuşuyor. Yani ama Ben ne dedim sana birkaç bir şey söyleyeyim sana çok özür dilerim. Ya iddialı konuşmam yani ben, iddialı konuşmamın bir sebebi var. Hani normalde yani bu konuşmada da anlaşılıyor zaten. Arkadaşlarımın dediği üzere değil, mütevazi biri olduğumu söylüyorlar. Evet. Hani ben bunu yaptım, şunu yaptım demeyi seven bir insan değilim. O konuya da geleceğim. Yani onu kesinlikle sevmiyorum. Ben bunu 10 yaşında öğrendim. Ne 8-10 yaşlarında öğrendim. Büyük dedemden öğrendim. Spor salonuna gidiyordum. Ben 10 sene spor salonunda çalıştım. Orada da kişi yani iyiydim de orada. Ama ben iyi olduğuma kimseye söylemiyordum. İyi olmayıp ya ben buyum şuyum diyen de var. Orada bana öğrettiler büyüklerim. Hep bir de büyüklerle tabi derse takıldım ben büyüklerimle. Hani oradan da biraz şey geliyor. Öğretiler sürekli. Orada da yani başarılı insan mütevazi insandır diyorlar. Bunu da dolaylı yoldan aslında şeyi söylüyorum ama yani, ama bunu, hani bunu duyunca insan ya diyorsun doğru. Hani o yüzden orada iddialı konuşmamın sebebi. Birincisi o yüzüm tarafınca orada görünen yüzümü
benim içerinin sağlığı açısından biraz sert göstermem gerek. Çünkü saldırılar oluyor. Evet, evet hocam. O saldırı oluyor. Hani sadece bu şey anlamına gelmiyor. Hani gerekirse o sertliği yapabiliyorum zaten. Ama da normalde default modda normal modum hani böyle normal. Yani Hocam ampul ben çok azından şu şeyi noktayı koyacağım. Benim şeyim şu. Ben en başta eğer ki bu Alfa Almanca'nın kuruluş sebebi şu. Ben Hamburg'da yine öğrencilik zamanımda çok fazla zamanım vardı bir ara. Hani affedersin çok şey anaven bir tabirle işte paraya ihtiyacım yoktu. Hani evet. öyle bir ticari kaygım yoktu, şeyim yoktu. Hani hobilerim var, spor yaparım, enstrüman çalarım, okurum ve niyetim şu. Hani her akademisyen gibi öğreteyim kısmı çok sonradan geliyor. Hani biz öğrenmeye aşığız aslında ve bunun hakkında konuşmaya vesaire. Hani dedim ki ya bir ders vereyim, hani özel ders vereyim. Bakalım nasıl olacak, farklı bir şey, farklı bir durum. Bir iki özel ders verdim. Farklı kurumlardan işte o zamanlarda daha Alfa öncesinde farklı kurumlarda alan öğrencilere, ders alan öğrencilere denk geldim. Baktım bütün sektör kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır olmuş ve tamamen öğrencilere ticari zaman sınırı olarak dil öğretilmeye çalıştırılmış. Dedim ki arkadaş bu böyle olmaz. Buranın bir çözüme ihtiyacı var. Şey olması lazım. Hani buraya farklı bir bakış açısı öğrenciyi sonuca ulaştıracak, zaman sınırı olmayacak. Hem bürokratik açıdan sertifikasını eline alabileceği zaman sınırı olmadan hem de genel Almancayı güzel bir şekilde öğrenebileceği bir sistem kurmak lazım. Ben o zamanlarda da birkaç özel öğrencim vardı zaten. Kendilerine dedim ben bir hafta yokum, bir hafta yokum. Kapattım kendimi, konsepti oluşturdum. Biliyorum şeyde Hannover taraflarında köy evinde oturdum, kapattım kendimi. O konsepti oluşturdum. Hani konu şimdi böyle olunca şey var içerisinde insan. Gidip bu konsepti direkt olarak dışarıya şey diyemiyorsun. Ya bu çalışacağından çünkü hani biliyorsun içinde o sezgi var, çalışacak bu. Hani ama hani yine öğrenci tarafından bir şey olması lazım. Başarı, yorum. Onlar gelmeye başladı. Onlar biriktikçe ben konuştum. Onlar biriktikçe ben konuştum. Hani öğrencilerim arkamda beni ittiler. Konuş hocam. Yani ne kadar çok kişiye yardımcı olabilirsek o kadar iyi. Anlatabiliyor muyum? O zaten şey. Ben de aslında bu şeyde bir gayeyim. Hani bir gayem var. O öğrencileri başarıya ulaştırmak. Bu gayenin özgüveni de öğrencilerden gelen güzel yorumlar oldukça, öğrencilerden gelen başarılar oldukça ben bunu daha yüksek sesle bağıracağım. Daha yüksek sesle konuşacağım. Amacım daha fazla insana gitsin. Daha fazla insan zaman kaybetmesin, daha fazla insan doğru eğitime ulaşsın. Yani amacım tamamen bu, yani bu yönde ve hani orada dedim ya sert görülmesi gerekiyor. Mesela onu bizim insan biraz da aslında hani insanımız biraz da öyle şeyler dikkatini çekiyor. Benim bunu da düşünmem lazım. O dikkati çekip ona yardımcı olmam lazım. Hocam şimdi ben sert dedim ama etkilenmedim değil. Yani bir de öyle bir durum var. Heh. Evet, Yani evet. ben dedim bu çok iddialı. De birkaç defa daha önüme düşünce farklı şekillerde hani birinde de işte disiplinden şeyden falan bahsediyordunuz süreklilikten. Onlar da falan önüme düşünce dedim bir görüşeyim bir bakayım nedir ne değildir. Sonradan işte mesaj attım dediler ki işte yaklaşık bir saat süren bir görüşme olacak. Onu duyunca ben dedim burada bir şeyler var sağlam bir şeyler var artık ne var bilmiyorum ama. Neyse hocam görüşmeye girdim şey yaptım sistemi anlatıyor da anlatıyor benim gözlerim iyice büyüdü göz bebeklerim büyüdü dedim. Yani diyorum ya süre sınırı yok en başta yani süre sınırı yok ve fiyatlar gerçekten uygun. Yani bugün dışarıdaki fiyatları bize işte takipçilerimiz gelip işte şu kursa şu kadar işte istediler. Siz biliyor musunuz falan gibisinden şeylerin fiyatları falan bazı sorular geliyor. Diyorum ya uçuk kaçık fiyatlar gerçekten. Ama özel ders saatine baktığınızda şeye baktığınızda belki de almaları gereken bir şey. Yani ona da bir şey diyemiyorum ama hani onun dışında işte sistemin içeriği, sizin dersleri anlatmanız, işte onun dışında ödevlendirmelerin kontrolü. Yani en önemli nokta benim için budur. Çünkü diyorum ya bir öğretmen olduğum için o yanlışları geri dönütle çocuklar geri şey yapabiliyor, düzeltebiliyor ve o yanlışları gördüğünde o neredeyse hiç unutulmuyor bir de o yanlışlar. Yani böyle bir gerçek de var. Evet, çok güzel bir noktaya değindim bu arada. Evet. Mesela bazen öğrencileri WhatsApp üzerinden yazdığım zaman, bir şeyleri düzelttiğim zaman zihinlerine o hatayı ekeceğim şekilde yapıyorum, düzeltiyorum ve geçen şey oldu. Yani o kadar şey yaptım ki bunu bariz bir şekilde yaptım ki artık öğrenciye sonra şey yazdım. Artık unutmazsın bunu. Hani iz bırakıyor. O Evet. hatayı yapmak iz bırakıyor aslında. Bir daha yapmıyorsun. O çok güzel bir şey. Zaten geçen gün bir öğrencimiz yazdı. Hocam niye bu kadar çok ödev var? Hani 25 senelik, 30 senelik bu işi yapan öğretmenlerimiz var. Aynı şekilde onlar da bu şekilde öğrenmişler zamanda. Ve o ödevler nakış ediliyor.
Hani o ödevlerle aslında dilin akış ediyorsun. Sen konu anlatımını izleyince öğrenmiş olmuyorsun. Hani ucundan geçiyor gidiyor. Diğer gün unutabilirsin. Ama o ödevleri yapınca birincisi dedim ya öğrendiğin bir şeyi yanlış yapabiliyorsun. Belki farkında olmadan hatayı bir daha görüyorsun ve diyorsun ki bu hatamın farkında olmayabiliyorum. Bundan sonrası daha dikkatli olacağım. Gibi daha böyle derin katmanlar var. Hani o zihne o ödevleri yaptıkça da dediğim gibi o konu nakış oluyor ve yani ben sanmıyorum o, yani ne ödevler yapıyorduk ya bizim bir de yoğun böyle videolu istediğimiz zaman gidemiyorduk zamanında. Hani haftanın 5 günü sabah 8 öğlen 3 sabah 8 öğlen 3'e kadar Almanca full Almanca. Öğlen 3'ten eve çıkıp ödevler var. Bu kadar ödevin olduğunu düşün. Hani ben o zamanlar affedersin kız arkadaşım da vardı. Ve ben onun okuluna gidip onu da alacakken onun dersi bitene kadar ödev çözüyordum. Sürekli ödev. Eve geliyordum ödev. Hani benim günüm ben söylüyorum haftada 20-25 saat çalışmanız lazım ama ben günde 15-16 saat Almanca çalışıyorum. Hani bunu tabii ki şey demiyorum. Biz bilimini okuduk bunun için. Ama yapması gerek. Senin gibi 2 saat ya yani 5 saat arasında ne kadar zaman varsa çalışılması yeterli. Nereden geldin buraya kadar böyle taptıran? Nereden geldik buraya? Hocam Hiperaktif. şeyden sistemden sistemi Ödev nasıl kontrolü. ödev kontrolü Ne aynen. konu? Hani o ödevlerin her ve şöyle bir şey var. Öğretmenler o kadar öğrencinin şeyinde çok güzel kontrol edip geri dönüş yapıyorlardı. Tak 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 derslerde interaktif yapıyorduk ödevleri vesaire. Çok güzeldi. Orada hani öğrenciler içerisinde interaktif yapıldığı zaman da senin bir hatan olduğunda içine işliyordu. Benim bunu bir daha Evet. yapmam lazım. Hani o psikolojik kısımları ne kadar şey olsa da kullanmak gerekiyor öğretim açısından. Hani şimdi bir şeye deneyeceğim. Ödev kontrolünde mesela bir öğrencimiz vardı. Bir ödevi gönderiyoruz hocam. 2 hafta sonra geliyordu diyor. Diğer kurslardan bahsediyor bu şey durumla ilgili. Kendisi de B2 sularında bizim tarafımıza kayıt oldu. O ilk geldiğinde şey demişti. Ya biz diğer kursta ödevi gönderiyorduk. Hani uzaya göndermişiz gibi. Bir hafta 2 haftada geliyordu. Şimdi bizim de hani standardımız 2-3 gündü. Normal. Hani ona yeni bizim standardımızda çok hızlı geldi ona. Ondan söyledi bunu. Yani biz sizde 2-3 günde geliyor. Orada 2 haftadan önce geliyordu. Şimdi biz onu bir daha şey yap. Ödev kontrol ekibi var A1'den B1'e. O iyice düştü o süre. 1-2 güne kadar düştü. Genelde bir gün içinde alıyorum hocam. Bir Evet. gün içinde bak aynen. İşte ödev, bir de ekip yani hep ödev kontrol arka plan tak 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 bir ödev alışverişi sürekli dönüyor. Yani o açıdan yani bir de şey hani şu olduğu zaman hani amaç bugüne kadar hep üstüne bir şey ekledik ve üstüne bir şey eklemeye devam ediyoruz. Yani psikolog danışmanlığı bile var içerisinde. Evet. Öğrenme koçluğu Faruk Bey tarafından öğrenme koçluğu bile var. Onu ben çok değinmek istiyorum hocam. Çok Ben faydasını gördüm. sana bırakıyorum konuyu zaman biraz. Yani şimdi ben sınava yönelik şeylerine girdim canlı anlatımlarına Faruk Hoca'nın. Hani neler yapmalısınız, ne yapmalısınız gibisinden. Orada hocam kelime ezberleri için ya da kelime tekrarı için çok pratik bazı uygulamalar söyledi. Son bir aydır bu da dahil. Onun dışında günlük dedi ki kendinizi tanıttığınız böyle ailenizi, eşinizi, hayata dair hobilerinizi ve bunun dışında işte ne zaman doğduğunuzu, nerede büyüdüğünüzü, nerede okuduğunuzu falan filan. Bunları bahsettiğiniz dedi bir metin hazırlayın. Bunu da dedi hocalara gönderin. Yine çok güzel bir şey. Evet. Hocalar dedi düzelsin yanlışları ve dedi bunu aynanın karşısında hani böyle şey yaparak, video alarak ya da ses kaydı alarak hani tekrarlayın. Hocam ben son işte 20-25 gündür diyorum ya bir açılma oldu, bir şey oldu. Ben son bir aydır bunları rahat kurabildiğim için artık diğer cümleleri de özgüvenli şekilde kurabiliyorum. Evet. Şimdi Dedim ya o içimde akımı kar topu gibi. Sen he o iç ilk o karı attıktan sonra o dönüyor şey diyor bu zaten. Hani çok bak mesela çok ince noktalar aslında. Ve konuşulmayan noktalar. çok Çok ince hocam. ince. Çok basit bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Arkadaşlar yüksek sesle okuyun ya. Yüksek sesle okuyun. Hani ben şeye inanıyorum bu arada. Mesela ketum mu deriz mesela. Böyle diline bir şey yapılmış gibi. Onun da açılması gerekiyor. Bunun sadece hani onu da işte mesela sabah boğaz egzersizleriyle yüksek sesle okuyarak vesaire açarak hani bağlamak Bir istediğim nevi aslında çok şey yapmıyorum. diksiyon eğitimi bir nevi işte hocam. Yani Yani bir yerde çünkü şey diyorum ben hani yüksek sesle okumak kesinlikle yani sonuçta Almanca ana dili Almanca olan biri de yani Alman birinde de aynı konuşma organları var. Türk birinde de var aynı konuşma organları. Diğerini neden şey yapıyor? Yani birisi Türkçe konuşuyor, diğeri Almanca konuşuyor. Alman olan kişi Türkçe öğrendiğinde konuşmasını anlıyorsun. O kaslar ona göre evrilmiyormuş. Hani evrilmemişten kastım şu. Şimdi bir basketbolcu 10 yaşından beri diyelim ki 2 tane 10 yaşında çocuk var. Birini futbol oynat 10 sene, birine basketbol oynat 10 sene. İkisinin de fizikleri bambaşka olacak. Hani evrilmekten kastım bu. Hani o yüzden hani yüksek sesle okumak hem birincisi her zaman yapabileceğiniz bir eylem. Yani direkt şey yok. Hem de hani çok aktif bir şekilde o telaffuz organlarına idman yapıyorsun. Nasıl futbolcu idman yapıyor, basketbolcu idman yapıyor ona göre.
göre. Aynı şekilde Almanca idmanı gibi. Bunu yediriyorsun organlarına sürekli ve bunu ses kaydını alıp dinledikten sonra hani hatalı yerleri görebilip tekrar düzeltebiliyorsun. Ki hani şöyle bir kitap açtın diyelim Almanca, içinden okuyorsun. Mesela içinden çok güzel okuyor herkes. Herkes içinden çok güzel okuyor. Efsane. Ben de çok iyi okuyordum hocam. Yani değil işte. Ama onu konuşmaya dök bakalım, o kadar iyi mi? Bir de ses kaydı al bakalım, o kadar iyi mi? Kendini mi kandırıyorsun yoksa? O yani kendine kandırmaktan kastım şey, beyin yapıyor bunu. Onun da üstüne gitmek gerek yani, biraz da kendinin rakibi insan. Hocam Neyse, derin derin konular mı? Faruk Hoca'nın işte bunun dışında o ses kaydı alıp kendi sesinizi dinlemenizin çok önemli olduğunu söylemesi mesela çok ince bir nüans. Evet. Gerçekten çok Çok ince basit. ama Çok basit. ben bu zamana kadar neredeyse hiçbir yerden bunun aslında çok önemli bir şey olduğunu duymadım ya da üstüne basılarak söylenmediği için ya zaten herkes bir hani bir fikir veriyor, bir şey veriyor. Bunlar da klasik fikirlerden biridir diye düşünüyorduk. Fakat o kendi sesimizi işte dinlemenin, kendi sesimize yabancılığı aşmanın ve konuşurken daha rahat konuşabilmenin, cümle kurarken daha rahat cümleyi kurabilmenin çok önemli bir nokta olduğunu farkına vardım. Ve hocam diyorum ya son bir aydır dediğiniz gibi kar topu gibi yuvarlanarak daha da böyle rahat konuşmaya biraz da böyle artık ufak ufak hani tam ne Almanca aksanıyla ne Türkçe aksanıyla hani biraz daha şive de böyle hani evrilmeye başladığını fark etmeye başladım. Yani dedim bu kadar mı etkiliymiş? Ama hocam işte dediğim gibi yani maalesef dışarıda ya da şeyde bunları duymuyoruz, öğrenemiyoruz ve genelde işte kitap üzerinden işleyip not edip kelimeler öğrenip hayatımıza devam ediyoruz. Sonra sanı işte B1'deyim ben, B2'deyim işte C1 oldum, A2 oldum falan sanılarla devam ediyoruz maalesef. Kesinlikle işte hani bir de şöyle bir şey daha var. O YouTube'larda vesaire hem şimdi Faruk Bey ulaştığı zaman, şimdi ben bir öğrenciye yardım edeceğim zaman, şimdi işin bir öğrenim tarafı var, bir psikoloji tarafı var. Evet. Motivasyon, psikoloji, disiplin, yani farklı bir, yani psikolojik tarafı var genel olarak, öğrenme tarafı var. Hani öğrenci bir ihtiyacını söylediğinde bana, ben onun yani yüzeysel kısmı, yani Almanca öğrenimi kısmına ziyade arka planda yatan sebep ne? Psikolojik durum ne? Şimdi herkesin psikolojik durumu birbirinden farklı. Burada durumdan kastım, illa problem olmasına gerek yok bu psikolojik durumun. Sen dedin ki hocam benim hiperaktivitem var. Hocam dedim ben ezber yapmayı sevmiyorum. Mantığıyla öğrenmek istiyorum mesela. Şimdi başka bir öğrenci ezber yapmayı seviyor diyelim ki. Anlatabiliyor muyum? Her ekip burada bağlamak istediğim nokta, senle birebir etkileşimde olduğum zaman psikolog, öğretmen, işte öğrenme koçu vesaire, sınav koçu. Senle birebir etkileşim halinde olduğun zaman senin özelinde öneri yapabiliyor sana. YouTube'da sorunu bile cevaplayacak adam yok. Yani o Maalesef. denli. Hani ben onların niyetini biliyorum. YouTube'a koydu. İşte bu kadar izlenecek. İşte şimdi Almanca öğrenmek isteyen çok kişi var. Bu kadar izlenecek. Koyayım videoyu, çekeyim. İşte şey yapacak. Hani bana 1 milyon izlense şu kadar para. Niyet bu. Hani onu tabii ki kimseye, herkesi kötülemiyorum ama çoğunluğun niyeti bu. Eğer ki gerçekten yardımcı olmak istiyorsan arkadaşım, gelirsin böyle. Hani öğrenciyle birebir her, yani 7-24. Yiğit Hoca geçen gün beni ziyarete geldi. Ben de kaldı. Saat 3'te 4'te soru cevaplıyor. Hani bu sadece benim yanımda olduğu için değil bu arada. Her zaman yapıyor bunu. Saat 3'te 4'te bizim hep böyle. Hani ayaküstü günde ortalama 50-60 öğrencinin, ben, Yiğit Hoca, İpek Hoca, herkes hani 50-60 öğrencinin sorusunu yanıtlıyoruz. Ve bunu stres ediyoruz, yetiştirelim. Öğrenciyle ilgilenelim. Hani gerçekten yardımcı olmak istiyorsan arkadaşım, birebir etkileşim halinde olman lazım. Hani şey değil. Bunu da sert söylüyorum. Sebebi yani yardımcı olmak istiyorsan arkadaşım, çık göster kendini, öğrencinin yanında ol. Hani aynı şekilde Udemy'de de. Hani YouTube'da bedavaya koyuyorsun. Udemy'ye o zaman ben bir video çekeyim, koyayım. Hatta bazıları var, ticari düşünüyor. Başka birini tutuyor, videoyu çektiriyor, satmaya çalışıyor. Yani satış tamamen yapıyor. Hani koyayım oraya, kaç tane satarsa hesabını yapıyor. 100 tane satarsam 500 TL'den şu kadar para. Hani bu değil amaç. Bunu Muhammed Bey'le de konuşuyoruz bu arada. Bizim farklı projelerimiz de var şeyle ilgili, öğrenimle ilgili vesaire. Alfa Almanca, pardon, Alfa İngilizce Kids gibi çocuklara yönelik İngilizce, Türkiye'nin geleceğini İngilizce öğretmekle ilgili planlarımız var. Hani burada vizyon önemli. Yani bunu bu arada anlatıyorum çünkü yani biraz da bağlantılı bugünkü konuşmayla. Yani bir şirket kişinin aynası oluyor. O aynası derken hani o kişinin niyeti neyse en başında, o çocuğa, o şirkete, o bebeğe doğduracak, yani şey ortaya koyacak kişinin niyeti neyse şirket ona bürünüyor. Her şeyle, tüm parçalarıyla beraber. Şimdi Alfa Almanca'da anlattım ya, en başında öğrenciyi sonuca ulaştırmak. Hani bu sonuca ulaştırmakla ilgili hani zaman sınırı olmayacak. Psikolojik durumlara değineceğiz. Şuraya değineceğiz. Birebir etkileşim halinde olacağız. Onun hani konuştuğumuzda onun mesela problemlerini ona özel olarak ilgileneceğiz ki başarıya gidebilsin. Kimse bununla uğraşmayı istemiyor. Biz bunu seviyoruz. Biz bunu yapmak istiyoruz. Başarıya ulaştırma Evet. niyet bu. Öyle oluştu. Ha, bu sinirlendim, şey anlamda sinirlendim. Çünkü bazen yani ben mesela Muhammed Bey bakar kim var kim yok mesela. Ben girip bakamıyorum YouTube'a. Kim var kim yok. Ben girip bakamıyorum o demeye. Kim var kim yok. Direkt sinirleniyorum çünkü. Ya kardeşim, yardımcı olacaksan git öğrenciyle şey yap. Bunu herkes açısından söylemiyorum. Hani iyiler de var. Ama kötüler çoğunlukta. Anlatabiliyorum değil mi?
Yani yine nereden geldik buraya? Ya yine vurgulayacağım. Diyorum ya, öğretmen olduğum için yani neyin nasıl yapılması gerektiğini, ne kadar emek verilmesi gerektiğini, bir de ben engelli çocuklarla çalıştığım için o ödevlerin, o işte tekrarların ne kadar önemli olduğunu farkına vardığım için aslında burada çalışmanın, yani bu kursa katılmanın benim için çok değerli olduğunu, aynı zamanda işte sizde de işte konuşup işbirliği anlamında, sizde de konuşmak istememin de en büyük şeyi yine bununla alakalı. Yani memnuniyetle alakalı. Peki bir şey soruyorum. Vicdanın mesela bizdesin mesela öğreniyorsun. Vicdanın mesela bu işbirliği olacak sonuçta. Kendi sevmediğin bir kursla işbirliği yapıp bunu böyle video çekip şey yapmayı yapabilir miydin? Vicdan buna el verebilir miydi? Hocam şöyle örnek vereceğim. Birkaç arkadaşımla konuşuyorduk, işte onlar da böyle sosyal medyada falan biraz içinde olan. Bana şey diyorlardı sürekli, ya işte bak abonen arttı, şey arttı, hani bir şeyler yapsana, hani o ne bekliyorsun daha gibisinden. Ben diyordum ki benim içime sinecek bir yerle, benim de yaptığım, katıldığım bir yerle yapmam lazım. Çoğu da şunu söylüyordu, o zaman bulamazsın, çok zor bulursun ya da şey yapamazsın. Ya öyle de yine de o, ben birini şey yaptığımda, birine tavsiye verdiğimde, birini yönlendirdiğimde oradan maksimum verim alabileceğine inanmadığım şeyi yapmak istemiyordum. Ondan da para kazanmak gibi bir şeyim, amacım olmadığından, o yüzden işte sizle iletişime geçip bir işbirliği konusunu yapmak istedim gönül rahatlığıyla. Ben de zaten şöyle bir durum var. Senin referansınla geldik. Aslında her öğrenciye. Hani ben de şu anlamda vicdan rahat etmez. Zaten bugüne kadar belirli bir büyümemiz var. Hani elle Evet. tutulur bir büyümemiz var. Kendimizi öğrencilerin başarıları doğrultusunda tanıyoruz. Yorumları doğrultusunda tanıyoruz zaten. Ama yine de yan tarafta şimdi senin referansına gelecek biri. Hani ben yanlış bir şey yaptım da senin için de problem. Evet, evet hocam. Evet. Anladın? O Yani yüzden bir vicdan hem öğrenci olan vicdan evet. sana olan vicdan durum. Hani burada hani ben eminim o konuda sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Zaten olmaz. Ama yine anlatmak istediğim nokta yine şeye gelir değil mi? Bir şirket kurduğunda niyeti yani Evet. kişinin aynası, şirket kişinin aynası oluyor. O kişi kimse neyse o oluyor. Tüm parçaları tüm çarklarıyla. Hatta o kişi bile o şirketin parçası oluyor. Yani ben kendimden örnek veriyorum. Ben de Evet. bu sistemde bir gayeyim. Hani tamamen o çarklar içerisinde bir gayeyim. Yani demek istediğim yine bu vicdani bir durum. Hani vicdani yani onu burada karşı tarafa el vermiyor. Yanlış bildiğim bir şey. Bazen mesela şeye geliyor. Hani diyorum ya mesela kişi 3 gün 3'er saatlik kursu kuran kişi onun doğru olduğunu biliyor tecrübesiyle. Belki onun da niyeti kötü değil. Ama o değil doğru olan. Ama çoğunluğu kötü niyetli halde. Hani yine niyet konusuna geliyor. İşte o vicdan, niyet her şeyi yansıtıyor zaten karşıya. O yüzden sordum şeyle ilgili. Hani yapar mıydın? Yapmazdım. Ben yapmazdım. Ben bugüne Hocam kadar yaptım yani. Aynen. şeyi de örnek vermek istiyorum. Şimdi birkaç videomuz işte çok fazla izlendi demiştim. Hani o dönemde bize birkaç tane de Almanya'da danışmanlık şirketi şeyleri geldi. Hani dedi bizle çalışmak ister misiniz? Hani işte Reels paylaşmaktır, beraber çalışmaktır gibisinden. İşte yine arkadaşıma söyledim. Çok iyi falan filan dedi. Ben dedim tanımıyorum yani, bilmiyorum. Hani gitti belki bazı bir şeylere imza attırdı ki çok fazla duyuyoruz. Yani saçma sapan bir şeylere imza attırıyor ve çıksa parasının üçte ikisi yanıyor. Zaten 2000 euro gibi, 1500 euro, 1000 euro gibi ya da daha fazla meblağlarda para isteyen şirketler var. Bir de onu orada tutuyor. Gitmesi uzuyor, vazgeçiyor, dil öğrenirken aile strese giriyor falan. Hani hep böyle geri çevirip şey yaptık. Onun dışında bazı şeyler yine geldi, teklifler falan. Yine aynı şekilde hani tanımadığım, bilmediğim ya da sistemini farkında olmadığım için yani maalesef dedim bir işbirliği falan şu an düşünmüyorum deyip geçiştirdim yani. Sizde de yine ilk şey olsaydı, ilk mesela başladığımızda bizim yüksek bir abonemiz olsaydı, tam başladığımızda işte 20 binin üzerinde, ben yine sizde 1-2 ay derse girip biraz gözlemleyip nedir ne değildir, dersler nasıl anlatılmış, ödevlendirmeler, geri dönüşler, işte o dediğiniz psikolojik yön, bunları da iyice eleyip döktükten sonra yine işbirliği için sizin kapınıza gelirdim hocam. Ki zaten 3 aylık, o 3,5 aylık bir süreç geçti. Birçok şeyi de deneyimledim. İşte 1,5 ay önce ayrıca size teşekkür etmek istiyorum. 1,5 ay önce size mesaj atmıştım. Hani hocam dedim ben işte B1'e geçtim ama hiç hissetmiyorum falan. Sonra bana ödev gönderdiniz. Birini yaptım, birini dedim ki yapamadım hocam. O zaman 2 ödev daha dediniz. Dedim bundan kurtuluş yok, yapacağız mecbur artık. Kar topu gibi Onu yine da evet. yapamadığın sürece. Ve hocam onu da bir baktım, yani bir şekilde yazdım, hani bayağı bol hatalı. Onun geri döntünde hocam çok güzel böyle yazıp şey yapıp doğru yazılmışını bana gönderdiniz ve yani
iki mesajı dolduracak da açıklama yapmıştınız. Hani işte bu süreçte şunlar olur, şu şekilde gider falan. Yani bu da hocam gerçekten bir şirket kurucusunun diyeyim, yani şirket diyeyim, yani şey diyeyim, kurum diyeyim, kurumun kurucusunun, yöneticisinin bir öğrenciye, beni bilmiyorsunuz, ben o zaman işte bir sayfam şeyim var falan da söylemedim. Bu şekilde ilgilenmeniz, bu şekilde işte değer vermeniz ve güzel bir şekilde geri dönüt sağlamanız gerçekten benim için çok etkileyiciydi yani. Ya şöyle, ben herkese senli benli konuşuyorum bu arada. Herkesin de benle senli benli konuşmasını istiyorum. Yani profesörlerim de böyleydi. Onlar söyledi. Onlarla bile senli benli konuşuyordum böyle. Hani şey, yani sizli bizli, bu gereksiz sizli bizliyi sevmiyorum. Hani şey anlamda söylüyorum bunu. Mesela arıyorsun bir kursu. O işte felanca bey nasılsınız falan, hemen kursumuza kayıt ettirelim sizi. Çok samimi gelmiyor bana o sizli bizli konuşma. Ben senle benle öğrenci aynı göz hizası aslında. Almanca'da göz hizasız denir. Aynı seviyede. Hani o benle senle benle, ben onunla senle benle. Yani hepimiz insanız. Hepimizin bir yani görevleri farklı. Hani benim görevim farklı, onun görevi farklı. Ama hepimiz insanız yani. Bu doğrultuda ben senle benle konuştuğumda da bir açıklamasını yapıyorum arkadaşlar. Siz de benle senle benle konuşmak, senle benle konuşursanız çok sevinirim. Hani egodan değil bu. Hani lütfen gibi. Bağlamak istediğim nokta şu. Şimdi herkes benim için insan olduğu doğrultusunda eşit. Statü, gelir vesaire fark etmiyor. Hani bu senin 10K takipçin olması, 15K takipçin olması beni, yani affedersin, nabeyene bir talimle bağlamıyor. Anladın mı? Şey anlamda söylüyorum bunu. Hani herkes öğrencim. İstiyorsa Instagram hesabı olsun, istiyorsa olmasın. Herkese eşit aynı şekilde. Yani B kişisi olsaydı, sen olmasaydın, aynısını ona da yapardım. C kişisi olsaydı ona da yapardım. D kişisi olsaydı ona da yapardım. Çünkü hani bu biraz da insanın iş disiplini, vicdanı, iş disiplini kendine yönelikse, hani karşıdakinin ne göre şekillenmiyorsa. Anlatabiliyor muyum? Ben sana aslında o açıklamaları yaparken benim iş disiplinim o. Benim vicdanımı rahat ettirecek şekilde sana yazıyorum. Sana eksik bir şey yazsam, B ikisine eksik bir şey yapsam, bu kendi vicdanımla alakalı olur. Hani ben onu yapamam. Kendime olan saygımdan ilk önce yapamam. O anlamda. Hani ben bunu da söyleyeyim dedim bununla ilgili. Bu senle benliği de açıklamış bulunayım. Bir de bu sonuç diyor, sabahtan beri aptalayım da sonuç ne? Yani sonuç şu, Almanya'da geçerli bir sertifika sınavını, TELK, GÖTE, TESDAF, ÖSD, TESTAS, bla 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 gidiyor. Öğrenci istediği seviyede geçene kadar ona Almanca öğretiyoruz. Hem genel Almanca, hem de biliyorsun zaten sertifika günlük Almanca. İkisinin harmanlaşmış hali. Onu hatırladım. Sabahtan beri sonuç diyoruz da, bu sonuç ne? Hani neye zaman sınırı yok? Almanya'da geçerli bir sertifika sınavını istediği seviyede geçene kadar öğrenci Almanca öğretiyoruz. Bunun zaman sınırı kesinlikle dediğim gibi yok. Yani yaklaşık 8 aydır, 1 yıldır, bazen dedim ya, özel hayatında bir şey oluyor, öğrenci kursa bir süre ara veriyor, vermek zorunda kalıyor. Mesela 2 ay katıldı kursa, 5 ay yok oldu birden hayatındaki durumlardan dolayı. Sonra geri dönüyor, ona bir daha yol haritası çiziyoruz. Ekstra ücret ödemiyor vesaire. Hani sonuca gidene kadar kayıtlı olduğu seviyede ekstra ücret almadan yanındayız. Hani durum bundan ibaret, tabii ki sadece sertifikaya yönelik değil. Hani bazen şey oluyor, hocam ben sadece sertifikaya yönelik öğrenmek istemiyorum. Biliyorum. Hani doğrusu olmaz zaten. Biliyorum. Hani hem genel Almanca hem de sertifika yönelik Almanca. Hani benim bu seviyelerde biz A1, A2, B1, B2, C1, C2 diyoruz ama hani dil de bir bütün. Hani dil bir bütün. B2 de A2 ile alakalı, A1 de C1 ile alakalı. Birbirinden uzak şeyler değil. Hani o yüzden bazı, hani şeye bağlayacağım. Hani bazı konular ilerledikçe oturuyor Almanca'da bu yüzden. Hani A1'de vermesek olmaz, versek de olmaz gibi konular da var. Onları ucundan veriyoruz. Hani ama dediğim gibi bazı konular ilerleyerek oturuyor ve asıl önemli nokta öğrencinin geriye dönük de çalışabilmesi gerekiyor. Hani ders kayıtları, onun dışında videolar. Sürekli mesela işte modül 3'te bir şey yaptı diyelim. Onu hani ilerledikçe oturacak bir konu. Kişi sonrasında modül 8'e geldi. Modül 3'ten modül 8'e kadar. Bir dönüp bakayım şimdi. Anlatabiliyor muyum ne istediğimi? Hani diğer türlü standart bir kursta uçuyor. Bir daha öğretmen onu anlatacak mı, anlatmayacak mı, şey yapacak mı, yapmayacak mı? Hani ilerle, işle geç, işle geç, işle geç. Sonra bakıyorsun B1 tamamen sanırım. Aynen Abdurrahim. Değinmek istediğin birkaç nokta var mı, ya da bir nokta daha var mı? Çünkü 4'te bir toplantım daha vardı. 4-24 saat arada mesaj da yazdım şeyle ilgili. Bu arada bir anda bölmüş gibi oldum ama hani 4 mesaj yazdım daha demin, kusura bakma onunla ilgili olarak da, çünkü o da beklemesin dedim, biraz gecikeceğim dedim. O toplantıyla ilgili değinmek istediğim bir nokta var mı genel olarak bununla ilgili? Hocam dediğim gibi ben genel manada çok memnunum. Yani iyi ki de yazılmışım diyorum. Bundan sonraki süreçte de yine artık tamamen kişinin çalışmasına kalıyor hocam olay. Tamamen. Kesinlikle. Yani Evet. başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Şeye de ufaktan bir değinmek istiyorum. Mesela konuşma derslerinde de aynı şekilde hocam, konuşmanın 3-4 farklı alanıyla alakalı konuşma dersleri oluyor. Yani
heceleme dersleri, tartışma, diskusyon dersleri, günlük hayatı anlattığın dersler, bir de problem çözme, yani işte A2'de, B1'de sınavlarda çıkan problem çözme, herhangi bir olayı bir sonuca bağlama karşılıklı. Bunların da işte dersleri yapılıyor ve düzenli katılındığında gerçekten çok büyük faydalar olacağını düşünüyorum. Ben geçen konuşmuştum ya hocam, katılmadım. Çok katılamadım işin aslı, çünkü akşamlar artık kapanıyor yani bir saatten sonra. Dinlenmesi gerekiyor dediğin gibi. Evet, ama o katıldığım o kısıtlı derslerde dahi ben çok şey aldım. Yani bu şekilde hocam, yani dediğim gibi Teşekkür ederim. Böyle tam tamamen sayfa sayfa çalışmaya katıldım. gitmiyorsun. Çünkü sürekli dallanıyor, sürekli budaklanıyor öğrencinin ihtiyacı yönünde de. Hani Evet. sürekli sayfa biteceğini düşünmüyorum aslında da benim zihnimde ne kadar şeyler geliyor gidiyordu. Yani biliyorsun sende de hiperaktivite var biraz bende de var. Zihnim sürekli iki tane maymun böyle ping pong oynuyor böyle. Fikirler böyle böyle etrafta uçuşuyor. Hani söylemek istediğim bir sürü daha şey vardı ama en can alıcı noktaları, en önemli noktaları değindim ben de. Aynen. Onun dışında bir şeyden daha bahsedecek miydim? Ben sanki aklıma bir şey geldi fakat ben yok. Ben sadece Absorem bu samimi görüşme için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Hani Instagram tarafında da sonuçta orada siz de bir şeye el atmışsınız ve insanlara faydalı olacağını düşündüğünüz içerikler öğretmeye çalışıyorsunuz. Ben orada orası için de çok 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 hani başarılar diliyorum. Yapabileceğim bir şeyler her zaman oradayım yine. Onun dışında şey geldi hatırladım. Bakın hiperaktif tak tak. Bir öğrenci bekletmemek adına tak bunu bölüyorum mesela. Şey gibi hani durum diyorum ya hani tamamen onun şeyle alakalı yani işe odaklanmakla alakalı şey geldi. Instagram tarafında mesela çok hızlı cevaplayamıyorum. Çünkü Instagram tarafında öğrencimiz olanlar yazmıyor bana. Öğrencimiz olmak isteyenler yazıyor. Benim mesela sürekli mesela kendi öğrencilerimize sonuçta onlarla ilgilenmem lazım ilk. Hani bir saatte, 2 saatte, 5 saatte bazen yoğun olduğumda bir güne kadar ulaşabiliyor şeyin yoğunluğuna göre. Bu sürelerde cevap veriyorum. Diğer tarafta bazen işte Instagram tarafında işte hocam yazdık ulaşılmadı 3 gün 4 gün geçiyor vesaire. Hani bunun da sebebi bu. Burada da açıklamış olayım gören bir varsa yani yazacak biri olursa. Geç cevap verirsem ilk önce öğrencilerimiz sonra potansiyel öğrencilerimiz diyeyim. Hani doğru olan da bu. O geldi aklıma bunu da söyleyeyim dedim. Onun dışında Abdurrahim çok çok teşekkür ederim. İnşallah yani her destek için buradayım. Şey için buradayım. En kısa zamanda da artık sertifikayı aldıktan sonraki röportajını da çekmek istiyorum. Bu biraz istisnai oldu. Ben genelde dediğim gibi sertifikası olan, elle tutulur bir tecrübesi olanlarla şey yapıyordum. Ama senin zaten sonuçta buradaki tecrübelerin çok 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 değerli. Sertifika almak sadece şey değil. Onun dışında eşinle de en kısa zamanda inşallah aile birleşimiyle diyeyim kavuşursunuz birbirinize. Sağ olun hocam. Ben hocam vakit ayırdığınız için, samimi muhabbet için teşekkür ediyorum. Bu Evet, kadar. güzel. O zaman ben durdurabilirim mi diyeyim. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olun hocam. Görüşürüz.